ne dedi Cumhurbaşkanı 26 Nisan günü, hani 29 Nisan'da kapanma başlayacak. Ne dedi? İşte teravih namazlarınızı da evde kılın dedi, değil mi? Hani camilere gitmeyin dedi. Sonra bu yasak kalktı. Biz bu yasağın kalktığını mesela yasağı uygulayacak olan İçişleri Bakanı'ndan mı duyduk? Ya da Sağlık Bakanı'ndan mı duyduk? Hayır, Diyanet İşleri Başkanı'ndan duyduk. Diyanet İşleri Başkanı salgın kontrolü konusunda fetva verdi ve onun dediği oldu. Sonra biz uzatmanın olmayacağını 17 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı ne demişti? 17 Mayıs'ta 5000'in altına düşerse kaldıracağız. Halbuki 5000'in altına düşmedi. Daha kaldırıldığı gün 11.000'di. Şimdi 11.000'den de yüksek. Kimden duyduk? Turizm Bakanı'ndan duyduk. Peki kimlerin aşılanma önceliğine sahip olacağını, yani turizm çalışanların, onu kimden duyduk? Sağlık Bakanı'ndan mı? İçişleri? Hayır. Onu da Dışişleri Bakanı'ndan duyduk. Çünkü turizm merkezi Antalya seçim bölgesi. Şimdi bütün bu, yani Fahrettin Koca eski itibarında değil, geçen sene bu zamanki. Hulusi Akar geçen sene bu zamanki itibarında değil. Geçen sene bu zaman mesela yine de devletin mali yapısını gözeten bir adam var deniyordu. Cumhurbaşkanlığında Naci Ağbal, strateji ve bütçe başkanı. Sonra Merkez Bankası başkanı oldu. 2-3 kere böyle iş dünyasıyla falan o da talimat üzerine konuşacak oldu. 4 ay sürdü Merkez Bankası başkanlığı, buharlaştı gitti. Şimdi sıra Süleyman Soylu'ya geldi sanki. Yani baktığım, ben böyle bakıyorum. Hani evimden çalışıyorum Ankara'da ve işte gördüğüm, görüştüğüm kadarıyla benim sahnemde bunlar oynuyor. Peki. Yani Erdoğan'ın otoritesine karşı ona yaklaşan ya da beğenilirlik düzeyine yaklaşan kim varsa ya tesadüfen ya değil gidiyor.